Hocam kolay gelsin. Bu hafta kendi sahamızdayız. Durumlarımızda tabii ki bizler biliyoruz ama son gelişmeleri, son durumları sizden alalım. Daha sonra sorularımız evet, varsa. Evet, ligin iki haftasında olumlu bir başlangıç yapamadık. Sonradan yine toparladık çok şükür. İçeride Modafen maçı ve dışarıda halledip adı var maçıyla beraber. Şimdi ikinci yarının beşinci haftasını oynayacağız. Rakip Yeşilyurt. Bu ligde evet son sırada gözüküyor ama bu ligde hiçbir rakibin birbirinden hiçbir farkı yok. O gün maça iyi hazırlanan, iyi taktik anlayış belirleyen, o günün şartlarında kim kazanmak istiyorsa skoru almasını bilen bütün takımlar bu şekilde davranıyor. Tabii dediğimiz gibi kolay maç yok. Biz her maçı ciddi alacağız. Lig sıralamasında ikinci sıradayız ama bu ne üstümüze bir baskı olacak, baskı oluşturacak ne de bir rahatlama olacak. Her hafta kazanarak yine 34. hafta sonunda belli bir hedefimiz var. O hedefe yaklaşma adına bütün olumlu, olumsuzluk ne varsa bırakıp maç şartını, maç gününde kazanmak istiyoruz. Hava şartları sıkıntılı. Bugün Cuma günü, yarın bu akşam ve yarın itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Artık o hava şartlarına ne gösterecek bakacağız, göreceğiz. Ona karşı hava şartlarının durumuna göre en iyi kadroyu çıkartacağız. En sağlıklı kadroyu çıkartıp Yeşil maçını da zor olacak biliyoruz. Ama kayıpsız geçmek istiyoruz. Hocam herhangi bir sakatımız, cezalımız var mı? Cezalımız yok ama Onur Civelek yani sakatlığı tahminen üzerinde geç oldu, gecikti. Şimdi inşallah devam edecek. Yani bir Onur Civelek haricinde sakat olan futbolcumuz yok. Onun tedavisini devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede aramıza dönmesini istiyoruz. Dönecektir de. Hocam ligde ikinci durumdayız ama evet. Bir de puanları hatırlatalım. Birincinin puanı kaç? İkinci biz puanımız kaç? Evet. Karaca Bey. Bir de şeyi sormak istiyorum. Şu andaki ilk etaptaki hedefimiz ilk beşi korumak. Onun içerisinde olmak. İlk beşte bizi kimler zorlar? Yani rakiplerimiz sizce ne olabilir? Gerçi dediğiniz gibi bir an her an her şey yani olabiliyor ama siz herhalde planınızı yapmışsınız. Ya tabii en bizim azından. Şimdi grupta 18 takım var. 9 maç oluyor. 9 maçın bir bakıyorsunuz ki 5 maç berabere bitiyor. 6 maç berabere bitiyor. Deplasmanda kazanmak zor. Sürpriz hani bu rakip favori diye gözüken maç sürprizlerle sonuçlanıyor. Lider Karacabey'in 45 puanı var. İçeride tabii bizle karşı almış olduğu galibiyet onlara ekstra bir avantaj sağladı. Eğer biz o maçı kazanabilseydik, o gün şans faktörü de yanımızda olsaydı da kazanabilseydik çok çok daha farklı bir durumda. En gerçekten az 6 puanlık maçtı yani. Yani biz o maçı kazandık aramızda 4 puan fark olacaktı. Karacabey'in 45 var, bizim 35 var ama ligin 10. sırasında takımla aramızda 12, 11, 12. sıradaki takımla aramızda 5 puan fark var. 6 puan, 7 puan fark var daha doğrusu. Ve sonuncu sıradaki Yeşilyurt takımının da aramızda 12 puan fark var. Düşme potasyonu rakibi aramızda 10 puan fark var. Yani çok dengeli bir lig. Burada alacağımız 3 galibiyet seni tamamıyla rahatlatır. Ama Allah korusun yapacağın 3 üst üste mağlubiyette puan kaybı da seni büyük bir sıkıntıya yani sokar. Yani 3 puanlı sistemde sıkıntı var diyorsunuz. Tabii her şey olabilir. Rakip olarak da kimi görüyoruz? Evet. Dediğim gibi yani Kelkit bile şu anda Kelkit takımı 30 puanı var. Hemen pilot potasının altında. İşte kağıt üzerine baktığımız zaman sezon başı veyahut da devre arası yapmış olduğu takviyeyle beraber tabii ki bir Nevşehir gerçeği var. Nazilli gerçeği var. Soma gerçeği var. Yani Osmaniye gerçeği var. Bunlar kağıt üzerinde favori ekipler. Yani hedefi olan ekipler ama sürpriz diyeceğimizde kimler var? İşte Kelkit geliyor, Muğla geliyor, 30 puanlılar. Yani çok denk. Her hafta değişkenlik gösteriyor. Hani biz, en ağır şekilde baskı Karacabey 1 diyoruz. Ya Karacabey 1 yani baktığınız zaman favori hadi olarak biz evet. Biz de diyelim 2 kendimizi inşallah, koyduk diyelim. İnşallah koyduk. Artık ondan sonra geriye en az 3 takım yani daha çok. Orada kimin yani hangi takım oynadık. Olursa olsun sürpriz artık bu saatten sonra art edilmez. Çünkü herkes denk. Herkes artık o gün işte dedim ya röportajın başında. O gün maç şartlarında o maç gününde kim iyiyse kim şansı yanındaysa kim iyi hazırlanmışsa o kazanıyor. Ya biz tabii ki öncelikle biz rakipten ziyade kendimize bakıyoruz. Kendimizin ne durumda olduğumuzu, kendi gelişimimiz ne durumda, daha iyi nasıl olabiliriz onu geliştirmenin peşindeyiz. Rakipler artık bir şu garantileyelim ondan sonra son artık
garantilediğimiz zaman Allah'ın en kısa sürede garantilemeyi bize nasip et. Ondan sonra o zaman röportajı bir daha tekrar bir gözden geçiririz. Değerlendirme evet, yaparız. Evet hocam, bir son sorum daha var. Niye son sorum var? Deplasmanlarda güzel başarılar elde ediyoruz. Sağ olsun gençlerimiz çok rahat falan oynuyorlar. Belki kendine inançları. Taraftar da İstanbul'da özellikle yani bir hayli güçlü. Ama kendi sahamızdaki taraftara baktığımız zaman yok mu var? Taraftarımız var ama o yani biraz sanki bir destek yani bir tezahürat bakımından biraz düşüklük mü var yani? İstanbul'da coşuyorlar ama burada ne düşünüyorsunuz yani o ya şekilde? Şimdi tabii öncelikle İstanbul'da... Artık ikinci de durumdayız yani. Evet. Tabii öncelikle İstanbul'da gelen taraftarlarımızı Halit Edip Adıvar maçındaki o destekleri için yani o pozitif elektriğini bize verdikleri için onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Ankara'daki taraftarlarımız, Ankara'daki pazarlılar, Rizeliler, evet, çevre ilçedeki insanlarımızın destekleri de çok önemli. Sağ olsunlar içerideki yani içerideki Samsun'da oynadığımız maçlarda da taraftarlarımız geliyor. Olumlu yani olumsuzluk anlamında hiçbir şey söyleyemem. Yani en azından evet bir destekleri var, iyi niyetleri görüyorum. 12. Ama, adam. Evet, 12. adam çok önemli tabii. Yani siz bizde birçok deplasmana geldiniz. Oradaki evet, taraftarların. Evet, görüyorum diyorum, hayret ediyorum yani. Yani şu da var. Pazar taraftarı bilinçlidir. Futbolu iyi bilir. İyi yorumlar. En azından futbol bu genç kadro. Sezon başından beri bir kez ben tribünden bir tane çatlak ses duymadım. Futbolcuların o geçiş döneminde, o ilk haftalardaki o geçiş döneminde sıkıntılı dönemlerimizde o oynama, en azından futbolu doğru oynama adına bir tane olumsuzluk duymadım. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Yani eğer biz de orada evet belki tam destek vermediler bize ama en azından olumsuzluk anlamında bizi yadırgayacak, bizi bozacak hiçbir art niyetle göstermediler. Sağ olsunlar. Ama bir burada da şu şey var. Bir Diyarbakır maçı, bir Darıca maçı, o desteklerinde Osmaniye maçı. O desteklerini de hayatta unutmayız. Gelsinler. Her zaman desteklerin yanımızda olsunlar. Desteklerini versinler. Her zaman söylediğimiz gibi biz burada gelip geçeceğiz. Futbolcu Kardom ve ben teknik ekibimle beraber gelip geçeceğiz. Bu takım onların. Pazar kendi, bu pazar spor kendini pazar spora aidiyet hisseden insanların. Bu takım onların. Onların, biz onların yüzüyüz. Sahada biz onları temsil ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle bizim yanımızda olsunlar. Desteğini daha da vermelerini istiyoruz, istirham ediyoruz. Versinler. İnşallah onlar da mutlu. Her zaman şu ana kadar çok şükür ki mutlu etmenin bir yolunu bulduk. İnşallah bundan sonra da mutlu etmeye devam edeceğiz. İşte tezahürat çok önemli ama hocam yani şimdi burada benim demek istediğim evet bir destek yok değil var ama yani sanki böyle stadyuma geliyorlar tezahürat biliyorsun bir maçı bir anda alıyor da verebiliyor da baskı oluşabiliyor hakem üzerindeki tabii baskılar kesinlikle. Yani bunu tam hissedemedik evet, galiba yani. Tabii ki yani ama o da tabii ki taraftarlar derneğiyle alakalı ne bileyim ya da bir işte Mika gibi İşte inşallah daha da yani öncü olacak insanlarla alakalı. Taraftarda tabii ki herkesin bir ses çıkacağını, tek ses çıktığı zaman daha etkili olur. Biz bir böyle patlayacağız bir yerde. Yani evet o taraftar bize maçta kazandıracak. Kazandırdı da teşekkür ediyoruz. Ama o final sahnesine çıktığımız zaman en önemli, bize en güçlü yani en onlara ihtiyacımız olduğu anda onları bekliyoruz. O an işte final mi olur, yarı final mi olur? Atıyorum önümüzdeki Yeşilyurt maçı mı olur onu ben bilemem, onun takdirini tezahüratlarıyla birlikte abi, onun takdirini pazarlılar, Rizeliler, işte çevresindeki insanlar takdir edecek. Biz onlara her zaman ihtiyacımız var, ne yaparsalar yapsınlar, ne başımızın üstünde yerleri var. Dediğim gibi bu takım onların, onların desteği çok önemli. Biz onları sadece temsil ediyoruz. Sayın hocam mesela Rize basını bile ben Rize basını takip ediyorum. Pazar Spor'a diyor mesela destek doğru, vermek zorundayız diye baktım sesler duymaya başladım. Çünkü Pazar deplasmanda kazanıyor, içeride kazanıyor. Konum itibarıyla ikinci sırada oradan bile artık Rize'den bile bizim Pazar Spor'a hem tezahürat bakımından hem destek bakımından bir imkan sağlamamız demeye başladılar. Teşekkür ediyoruz. Bu da çok güzel. Yani sonuçta Rize bizim büyüğümüz, abimiz. Yani onların da o duyguları bizim için aklımızdaki olumlu düşünceleri çok önemli. Onlar da her zaman katkısına ihtiyacımız var. Onları da bekliyoruz. Tabii kesinlikle yani. Kardeşleriyiz biz onların.
Onların desteği önemli. Ben her zaman biliyorum. Bu pazar ben şampiyon olduğum dönemde de bunları yaşadım, gördüm. Her zaman o taraftarın gücünü hissettiğimiz zaman sahada futbolculuk dönemimde o gücü her zaman hissettik. Daha böyle agresif olduk, daha böyle mücadeleci olduk, daha koşmamız gereken yerde 12 kilometre koşuyorsak bir 90 dakika müsabakasında 14-15 kilometre koştuk. O taraftarın gücü bizim yanımızda olsun. Biz onlar dediğim gibi yani her zaman aynı şeyi tekrar etmek istiyorum. Tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Biz onların aynasıyız. Bu pazar onların. Gelsin bizim yanımızda olsunlar ki oluyorlar. Olsunlar biz ondan yine mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah. Hocam Pazar Genç Radyo'da ve pazargençifim.com'da bir aksilik olmazsa maçı canlı yayınlayacak buradan. Yani maça gelemeyen uzaktaki gurbetçilerimiz de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Pazar Genç FM'i ve pazargençifim.com'a da destek olsunlar, tıklatsınlar. Tavsiye etsinler diyoruz. Size de başarılar çok diliyoruz. Çok sağ olun. İnşallah 3 puan. Yani İnşallah puan ve abi. Puanlar evet. demiyoruz. Kesinlikle 3 puanı inşallah hem taraftarımız hem de sizin sporcular ve sizler sayesinde alacağız. İnşallah. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz şu anda gördüğünüz gibi takım çok neşeli bir şekilde çalışıyor. Hava da güzel. Evet pazar günü inşallah buluşacağız. Hoşçakalın.